2000 yılı sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur maaşlarında 1300 Türk Lirası artışın olacağı, intibak yasası, en çok sorgulanan konu başlıklarından biri oldu. Maaş zamları, EYT, 3600 ek gösterge derken gözler intibak yasasına çevrildi. Daha önce 2000 öncesi emekli olanlar için yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 Türk Lirası civarında artış yaşanmıştı. 2000 ve sonrası emekli olan Sosyal Sigortalar Kurumu ve bağ kurulular aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000'den önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldıklarını söyleyerek intibak yasasının çıkmasını istiyor. Yasayla prim eşitlemesi ile aradaki maaş farklılığının giderilmesi ve maaşlarda 1300 TL'ye varan artışlar bekleniyor. Peki intibak yasası çıkacak mı? İntibak yasası ne zaman çıkacak? 2023, 2000 sonrası intibak yasası meclisten geçti mi? Onaylandı mı? Emekli 1300 Türk Lirası zam alacak mı? Ankara kulislerinde konuşulan intibak yasasına ilişkin detayları Özgür Kaya aktardı. Şimdi 2011 yılında 6111 sayılı bir intibak yasası çıkarıldı. Bu intibak yasasının çıkarılma nedeni 2000 yılı öncesi sigortalı olanların 2000 sonrası sigortalı olanların maaşlarına oranla ters yönde geride kaldığını gördük. Bu aylık bağlama oranlarından kaynaklı oldu. Dolayısıyla bu intibak yasasıyla birlikte yaklaşık olarak 150 Türk lirası ile 350, 400 Türk lirası arasında 2000 yılı öncesi emekli olanların maaşlarına bir ilave getirdi. Biz buna intibak yani uyumlandırma, eşitleme diyoruz. Ne oldu? 2000 yılı öncesi sigortalılarımızın emekli maaşları, 2000 sonrası emeklilerle neredeyse birbirine yaklaştırıldı. Yani açılan makas kapatıldı. Bu sefer makas diğer yönden açılmaya başladı. Yani 2000 sonrası emekli olanların maaşları, 2000 öncesi emekli olanların maaşlarına oranla geride kalmaya başladı yani 2000 öncesi emeklilerin maaşları eşitlendi fakat bu sefer ne oldu? Ters orantılı bir şekilde 2008 sonrasının önüne geçti. Bu makas her geçen gün açılmaya başladı. Hükümet sosyal güvenlik ile ilgili sorunları peyderpey masaya getirmek suretiyle bunların çözüm noktasını gidiyor. Önümüzdeki günlerde ekonomik gelişmeler olumlu yönde seyretti sürece hükümet de bu düzenlemeleri yaparak vatandaşın lehine kararlar alacaktır. Burada emeklilik yaşında herhangi bir geri çekme ya da prim gün sayısında yani emeklilik şartlarında herhangi bir değişiklikten öte bunlar farklı bir konu ve statüde. Bu intibak yasası dediğimiz konu, yurt dışı borçlanması dediğimiz konu, kişilere bağlanacak olan aylıkların geride kalmaması meselesi. Yani intibak, emekli maaşlarını diğer emeklilere oranla mesela biz sizinle aynı hizmet yılı çalışalım, aynı prim gün sayısı ile emekli olalım. Ben 2000 öncesiysem sizden daha yüksek maaş alıyorum. Siz 2000 sonrasıysanız siz daha düşük maaş alıyorsunuz. Halbuki ödediğimiz prim gün sayısı da eşit olsun, hizmet yılı aynı olsun, aylık bağlama oranlarının getirmiş olduğu sıkıntıdan dolayı ters orantılı bir şekilde açılma söz konusu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ise, intibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ kuruluların 9 bin gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK'lıların 7 bin gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri var. Bu konuda bir çalışma var diye konuştu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur'dan 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını talep ediyor. Yeni intibak yasası çıkarsa 2000 yılı ve sonrasında emekli olan kişilerin maaşı yeniden hesaplanacak. Böylece, milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlarda artacak. İntibak çıkarsa emekli maaşları 1200 TL'ye varan miktarda yükselebilecek. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ün intibak düzenlemesi ile ilgili son açıklaması şöyleydi. Emekli aylıklarına zam oranının %25'den %30'a, 3500 lira olan, en düşük emekli aylığının da 5500 liraya yükseltmesini olumlu bulmakla birlikte eksik görüyoruz. EYT, emekli aylıklarına zam oranının %30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır. İntibak yasası için gözler bir kez daha Ankara'ya çevrildi. Daha önce yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü. Aynı yöntem izlenirse bugün intibaktan yararlanacakların alacağı maaşlarda ise 1300 liraya varan artışlar olabileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde çözüme kavuşan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi 7-8 Şubat'ta meclis tarafından onaylanacak. EYT düzenlemesinin onaylanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir düzenleme daha gerçekleştireceği, bununla birlikte emeklilere yeni bir zam gerçekleştirilebileceğiyle leleleceçeleleçeleçeçeç -le iddia edildi. Gündemde ele alınan Taşeron kamu çalışanların kadroya geçmesi için gerçekleştirilecek olan düzenlemeyi görüştükleri bilinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu düzenlemenin ardından emeklilerin maaşlarını ve prim farklarını gidermeyi amaçlayan intibak yasası üzerinde çalışacağı konuşulmaya başlandı. Emeklilerin yüzü 2023'te gülmeye devam edecek. Yeni yılla birlikte emeklilerin refahının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Emekliler bu yıl ek ödemelerle birlikte binlerce TL'yi cebine koyacak. Bununla birlikte maaşlara 1300 TL'lik zam gelmesi de konusu gündemde. 2000 yılı öncesinde emekli olanların aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 ve sonrasında emekli olan Sosyal Sigortalar Kurumu ve bağ daha fazla maaş almasına dikkat çekiliyor bununla birlikte SGK ve Bağkur arasında prim eşitlemesini öngören bir çalışma olabileceği gündemde yer alıyor. Eğer intibak yasası çıkarsa 2000 yılından sonra emekli olanların maaşları yeniden hesaplanacak ve maaşlarda 1300 TL'ye varan artışlar mümkün olacak. Emekliler her yıl olduğu gibi bu yılda kurban ve Ramazan bayramında 1100 Türk lirası ikramiye alacak. Bununla birlikte bankaların emeklilere müşteri olma şartı karşılığında promosyon ödemeleri bulunuyor.